İmrenilecek bir ölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Eskiden beri aristokratik sofralarla orta halli ve daha aşağı halkın yemekleri arasında çeşitçe büyük ayrılıklar olmakla birlikte, yoksullar da et, tatlı, meyve, yemek fırsatlarından bütün bütün yoksun değillerdi. Ama şimdi geçim ölçüsünün dereceleri alt üst oldu. Tabakaların soyluluk sıraları bozuldu. Şimdi genel geçimde bolluk ve yoksulluklarına göre sınıflara birer değer belirtmek gerekirse, kime zengin, kime yoksul diyeceğimizi şaşıracağız. Günde ancak 1-2 lira alan kalem mümeyyizi ile 7-800 kuruş kazanan bir hamalın geçimleri karşılaştırılırsa, meslekçe aşağıda olanların kazançça yükseldikleri görülüyor ki bu, sosyal dengenin büyük bir karşılığıdır. Kazançlarda orantısız bir ayrılık var ve sonra hamalın ipiyle semerinden başka sırtında bir derdi, kendi boğazından başka bir doyuracağı yoktur. Zavallı Mümeyyiz Bey'in başında ev kirasından çocuk okumasına kadar günde 2 lira gelirle ödenmesine hiçbir mucize düşünülemeyen bir aile yükü var. Şimdi bunların hangisi gerçek hamal, hangisi beyefendi? Zavallının kalemi kadar vücudunda da kuvvet olsa, hısım ve akrabasının söylenmelerinden çekinmese, mümeyyizliğin şerefini hamallığın bayağılığına çoktan üstün bulacak, ar değil kâr yılları işte bu yıllardır diyecek ama ne yapsın? İşte Nasıh Bey derin sosyal felsefelerden sonra şimdi bu adi düşünce kıyılarına düşmüş, zavallı acılı başını taştan taşa vuruyordu. Her dakika altında ezildiği geçim yükünün bezdirici fakat görünmez ağırlığına göre hamalın taşıdığı yükün zahmeti hiçbir şey demekti. Harpten önce Nasıh Bey pek iyi yer içerdi. Ama birçoklarına umulmaz, inanılmaz büyük gelir sağlayan bu uğursuz savaş, kendi geçim kaynaklarını hemen bütün bütün kuruttu, elde avuçta bir şey kalmadı. Geçimlerini en dar ve en elemli dereceye indirdi. Nasıh Bey, İstanbul'un hatırı sayılan oburlarından ve daha okuldayken arkadaşları arasında açılan iddia üzerine 45 kase 10 paralık aşure yemekle partiyi kazanan mide kahramanlarındandı. Kaleme çırak olunduktan sonra bu oburluk şöhreti artmıştı. Çarşı kapısındaki ince ve kaymaklı baklavadan 1,5 tepsiyi içine sindirerek seyircilerini şaşkınlığa düşürmüştü. Bir hünkâr suyu ziyafetinde birbiri üstüne midesine 15 patlıcan dolması indirerek çevresindekilerin alkışlarına boğuldu. Ama bu sefer hazımsızlıktan bir hafta yatmıştı. Ey gidi vakitler ey! Şimdi bu geçmiş zamanın anılarıyla avunmaya uğraşıyordu. Nasıh boyca orta fakat ence hürmetliydi. Geniş omuz, kalın bazu ve baldırları, bekçi davulu şişliğindeki karnıyla bazı meyhanelerde görülen baküs resimlerine benzerdi. Fakat savaş kıtlığı ilkin onun kırmızı rengini soldurdu, sonra koca vücudunu eritti, zavallıyı tanınmaz bir hale getirdi. Öte biri yiyecekle doyamadığından bir zaman kendini iyaşe ekmeğiyle bulgur pilavına verdi. Bağırsak yangınlarına, nefes darlığına uğradı, şiddetli sancılar çekti. Hele bir gece az kalsın tıkanıyordu. Arada bir ayakları şişiyor, koluna ağrılar giriyordu. Parmak uçları karıncalanıyordu. Bu işaretlere hiç aldırmadı ama bir baş dönmesine yakalandı. Sokakta giderken ansızın kendini kaybederek düşüyor, beti benzi uçuyor, tıkanma geliyordu. Sonunda hekime gitmek zorunda kaldı. İyice bir muayeneden sonra doktor ona sindirimi ağır şeyler yemekten, mide doldurmaktan, sokakta hızlı yürümekten, yokuş çıkmaktan, çarpıntı veren şeylerden kesinlikle sakınmayı öğütledi ama evde midesi, bağırsakları, kalbi bozuk olan yalnız kendi değildi. Yaşça aralarında çok fark olmayan eşi de sağlıkça aynı haldeydi. Kızı, torunları hep hasta, hep bakıma, besleyici şeyler yemeye muhtaçtılar. Yaşe ekmeği, bulgur pilavı, yağsız, etsiz, taş gibi ağır yemekler, bütün aile insanlarının sağlıklarını berbat etmiş, kanlarını bozmuş, vücutlarını bitirmişti.
büyük küçük hepsi hazımsızlıktan, besinsizlikten bitik bir haldeyken, kendisi yalnız kendini düşünerek beyaz etler, boyunlar, sütler, yoğurtlar, taze yumurtalar, tatlılar, meyveler, francalalarla nasıl beslenebilirdi? Ya hep birden aynı şeyleri yiyecekler ya da hep birden öleceklerdi. İçlerinde biri çok hastalandığı zaman onu hastalığın istediği gibi iyi beslemek için gösterilecek dikkat ancak 3 gün sürebilirdi. Açlıktan ölmek, işte Nasıh Bey'in uykularını kaçıran, meraklı gözü önünde korkunç simsiyah mezarlar kazan bir söz. Bu korkunç sözün kara uğursuzluğundan kaçmak için o, her şeyi göze aldırmaya razıydı. Her şeye, tek açlıktan ölmesin. Her musibet, her fenalık açlıktan ölmenin yanında büyük bir felaket değildi. Ölüm herkes için vardı. Nasıh Bey bu kadere haşa karşı gelmiyor, ölümden korkmuyordu. Onun titrediği şey açlıktı. İşte onun getirdiği işkenceli ölümü istemiyordu. Savaşın en alevli bir devrinde benizleri kükürt sarısı kesilmiş, gözlerinin karaları kaymış, salyaları akarak açlıktan ölüm kıvranmaları içinde İstanbul sokaklarında kaldırım üzerinde can verenleri çok görmüştü. Böyle korkunç bir sonla karşılaşmaktan pek korkmuş ve hala da korkuyordu. Adeta bu acıyla merak getirdi. İstanbul'un eski sefil köpekleri gibi ayak altlarında çiğnenerek can çekişme hırıltıları, otomobil homurtularına karışarak ölenlerden başka, evlerinde aynı acıdan dünyalarını değiştiren zavallıların haddi hesabı yoktu. O sokakta ara sıra veremin son umutsuz devresine gelmiş bir solgunluk ve süzgünlükle bir deri bir kemik kalmış adım atacak hali yok tanıdığa rast geliyor, birkaç gün sonra bu zavallının ölümünü duyuyordu. Açlıktan ölmemek için türlü türlü çareler düşünüyordu ama ne kadar düşünse dünyanın en büyük iktisatçılarını aciz bırakan bu meselenin içinden çıkılacak bir yanını bulamıyor, yiyecek yoksulluğu her gün daha çok tehdidini arttırıyordu. Börekler, kebaplar, tatlılar, kaymaklılara, tavuklara, balıklara veda edeli epey olmuştu. Bir gün bahçe kapısından geçerken lokanta vitrinlerinin önünde durup durup Mostra'daki yemeklerini seyre daldı. Ağızlarında yeşillik kuzu başları, yumuşak filetolar, büyük kayık tabaklara uzatılmış süzgün bakışlı pembe tenli barbunyalar, etli kalkan parçaları, piliç kızartmaları, yalancı dolmalar, kaymaklı baklavalar, elma kayısı kompostoları, bağrı yanık sütlaçlar, salatalar, çeşitli meyveler. Nasıh Bey ağzını sulandırarak bu küçük yemek sergilerine baktı durdu. Boş midesi iştahtan bütün salgılarını koyuverdi. Düşmemek için tutunacak bir yer aradı. Midesinden kabaran iştah zehirli bir yel gibi vücuduna yayıldı. Topuklarından beynine kadar her yanını korkunç bir karamsarlık kapladı. Zenginlere, toklara karşı yüreğinden büyük bir tiksinme, bir kin parladı. Savaş kıtlığı kimler içindi? Memlekette açlıktan ölenlerin beri tarafında tokluktan hazımsızlığa uğrayanlar vardı. Ağızları sulanarak, canları çekerek, içleri titreyerek, gözleri dönerek bu vitrinlerin önlerinden geçecek parasızların acılarını hiç düşünmeden yemeklerini böyle sergilemek ne büyük insafsızlıktı. Yerden bir taş alıp bu vitrinleri kırmak, o süslü mostraların üzerine çamur, pislik atmak istedi. Ama bu öfkesi, bu saldırışı neye yarayacaktı? Deli sanıp kendini tutuklayacaklar. O merkezden merkeze posta edilirken, yine bu lokantaların müşterileri bütün iştahlarının zevkiyle, lezzetiyle karın doyurup gideceklerdi. Öfkesini yenmeye uğraşarak yine yemeklerin iyiliğini seyre daldı. Bunlardan oburca yiyebilmek için kim bilir kaç para gerekti. Üzerinde ancak 50-60 kuruş kadar bir para vardı. Lokantadan dişlerini kürdanla karıştırarak bir iki kişi çıktı. Yüzlerinden sağlık, yaşamlarının sevinci akıyordu. Onlar doyuncaya kadar yemişlerdi. Şimdi toklara yaraşan birer neşeyle işlerine gidiyorlardı. Kendi yememeye mahkumdu. Niçin talih insanları böyle aç ve tok olarak ikiye ayırıyor ve bu haksızlığa da kader deniyordu? Bu yoksulluk yine beynini sızlattı.
O sırada iki dilenci çocuğu geldi. Salyalarını dudaklarından aşağı iplik gibi akıtarak baygın gözlerini yemeklere diktiler. Biri kirli parmağıyla mayonezli levrek balığını göstererek "Ahmet, kim bilir bunun yemesi ne kadar tatlıdır," dedi. Öteki birbiri arkasına birkaç kere yutkunduktan sonra cevap verdi. "Cama bir yumruk vursam da bundan bir avuç kapıp kaçsam tadı nasıl olduğunu anlardık be." O aralık Nasıh'ın kalbinden fukaralık ve sefalete karşı da şiddetli bir tiksinti kaynadı. Yumruğunu sıka sıka çocukların üzerlerine saldırarak, "Ulan pişler, dölünü fışkıya bırakan hayvanlar gibi sizi böyle sefalet tarlasına eken anaya babaya lanet. Siz böyle yemeklerden tatmadan gebereceksiniz. Sizi yaratan böyle buyurdu. Hadi gidiniz pazar yerlerine. Köpeklerle beraber döküntü süprüntü yiyiniz. Niçin kısmetinizin üstüne çıkmak istiyorsunuz yumurcaklar? Hele bu haramlardan bir parmak tadınız da bakınız. Sizi döve döve yediğinizi kustururlar. Niçin bir bulgurucudan doğmadınız eşşoğlu eşekler?" diye payladı. Küçük dilenciler Nasıh'ı deli sanarak ürkmüş birer suratla kaçtılar. Sefil çocuklar korkmuş gözleriyle arkalarına baka baka kaçarken Nasıh onlara kaldırmış olduğu yumruğunu kendi başına indirerek "Sanki benim bunlardan büyük bir farkı mı var? Onlar da aç, ben de. Onlar mayonezli levreğin tadını hiç bilmiyorlar. Kaç zamandır ben de unuttum gitti." Gözleri yemeklerde düşüncesi bu acı açlık meselesinin karşılığı içinde boğularak düşündü, düşündü. Savaşa, yaşamaya, ölüme, paraya, sefalete, her şeye lanet etti. Kendisi açlık ölümünden korkuyordu. Daha bütün bütün de aç kalmış değildi ama öyle lapayla, sade suya, pırasayla, o kerpiç yağışı ekmeğiyle ağır ağır kaşeksiden ölmenin doğrudan doğruya kestirme yolla açlıktan gitmeden farkı var mıydı? Birincisi daha acı, daha azaplı bir ölüm değil miydi? Hayır, ne olursa olsun Nasıh açlıktan ölmek istemiyordu. O tok ölecekti. O tatlıların, yalancı dolmaların, kuzuların, balıkların, piliçlerin, bütün bu saygı değer kesilmişlerin nefasetlerinden tok ölmeye büyük bir coşkunlukla yemin etti. En zor karar ölmeye razı olabilmektir. Bunu göze aldıktan sonra dünyada insanın yapamayacağı şey kalır mı? Ağır ağır yere batandaki evinin yolunu tuttu sonra. Bastığı yeri fark edemeyecek bir dalgınlıkla yürüyor, kafasında meselenin yapılmasındaki zorlukları çözmeye çalışıyordu. Evine girdi, bir saat kadar odasına kapandı. En temiz elbiselerini giydi. Heyecanlar içinde bunalarak bir kağıt yazdı, dikkatle cebine koydu, yanına hiç para almadı. Maksadını belli etmeden çoluğuyla çocuğuyla öpüştü, sokağa çıktı. Yine aheste adımlarla bahçe kapısına indi. En zengin bir lokantadan içeri girdi. Kuytu bir yer seçti. En güzel yemekleri tıkanıncaya kadar yiyecekti. Bir gün lapa bulgur pilavının şişkinliğiyle şehit düşmedense bu biçim ölümü adeta artistik buluyordu. Listeyi ezberlercesine bir dikkatle 5-6 kere okudu. Hindi dolmasıyla bir uvertür yaptı. Çeşitli salatalar ısmarladı, şampanya açtırdı, buza koydurttu, koyun, kuzu, piliç, balık gibi et çeşitlerinden hiçbirini bırakmadı. Sade yahut zeytinyağlı sebzelerin hepsini sıraladı. Pilav ve makarnaya varıncaya kadar liste hanelerinden bir tekini boşlamadı. Son zamanlarda çekilmez bir raddeye gelen hayat acılarından kurtulmak için hekimlerin kendine var dedikleri kalp hastalığından yararlanacaktı. Yiyecek, yiyecek, midesi şişecek, kalbini sıkıştıracak, kazanı patlayan bir makine gibi hayat birden duracaktı. Ama yedikçe inanılmaz bir genişlemeyle midesi açılıyordu. Eski oburlu aklına geldi. Gençliğinde ne neşeli yerdi. O iddialı oburluklarındaki eğlenceler başkaydı. Şimdi ölmek için yiyordu. Artık pişman da olsa bu kararını değiştiremezdi. Çünkü ceplerinde 10 para bulunmadığından bugün lokantadan sağ olarak rezaletsiz çıkamazdı. Bakalım hangi katil, daha doğrusu kutsal tabak hayatına son çekerek onun yakasını polislerden önce Azrail'e teslim edecekti. Garsonlar şaşkınlıklar içinde bir düzine yemek taşıyorlardı. Masa üzerinde hesap pusulası kabardıkça kabarıyordu.
Büfenin arkasında müşterilerine soğuk yemekler, tatlılar ayıran patron, bu doymaz oburu ara sıra kuşkulu, meraklı bakışlarla süzüyordu. Nasip Bey şimdi büyük merakla kendine dikilen bakışların şaşkınlığı altında tatlılara başladı. Ne sütlaç bıraktı, ne puding, ne krema. Kaymaklı baklava da karar kıldı. En çok hoşuna o gitmişti. Buna bir türlü doyamıyor, porsiyon porsiyon üstüne getirtiyordu. Şişti, şişti. Yedikçe vücudu lastik torba gibi açıldı. Enine boyuna kabardı. Kendini mandalaşmış sandı. Yıllarca süren uzun bir açlıktan sonra böyle şampanyalarla sulanmış güzel yemeklerle şişmekten bir çeşit gurur duydu. Hekimler muayenelerinde ne kadar aldanmışlar. Hani ya kalp hastalığı, niçin varlığını belli etmiyordu? Ah bu küstah fen adamları. Kim bilir ne kadar zenginleri hastalıkla korkutarak doyunca yiyip içmekten alıkoyuyorlardı. Ama doktorlar teşhislerinde aldanmışlarsa, kendinde gerçekten kalp hastalığı yoksa, bu yemekler kendini öldürmeyecekse, iş rezalete varacaktı. Canı daha yemek istiyor muydu? Bunu pek anlamıyordu. Ama böyle bir fırsat eline geçmişken yemeliydi. Onun bugünkü kahramanlığı çatlayıncaya kadar yemekteydi. Ne kadar geç çatlarsa lokanta sahibini o kadar zarara sokmuş olacaktı. Bundan kendi bir zarar etmiyordu. Listeye, büfeye göz gezdirdi, gönlünün istediklerinden yine getirtti. Gırtlağına kadar üfüren dolgunluğun baskısıyla sıkışmış bir sünger gibi bütün vücudundan ter boşanıyor, pek derin bir uykudan çıkıyor sanılacak bir zorlukla nefes alıp veriyordu. Ufak geğirtiler, hıçkırıklarla yemekler tatlılı ekşili, tuzlu biberli ağzına geliyordu. Artık doyduğunu anladı. Fena tıkanmıştı. Uyanıkken korkulu rüyaya tutulmuş gibi sıkıntılar geçiriyor, büyük bir gevşeme içinde ara sıra kendini kaybedip yine buluyordu. Doymaz dedikleri kör nefis, işte sonunda doymuştu. Bütün çalmalar, hırsızlıklar, cinayetler her zaman böyle çatlayıncaya kadar tıkınmak için mi yapılıyordu? Her gün acıkmak ve sonra böyle lezzetli yemeklerle tıka basa doymak. Yaşamak bu muydu? Eğer hayatın zevki her şeyde böyle tokluğa ermekten başka bir şey değilse, kaç zamandır şiddetle isteyip durduğu bu doygunluğun şimdi o kadar gürültüleri, didinmeleri, boğuşmaları, fenalıkları çekmeye pek değerini bulamıyordu. Aç doymayacağım, tok acıkmayacağım sanırmış atasözünü hatırladı. Doymayacağım sanırken işte doymuştu. Sağ kalırsa elbette yine acıkacaktı. O anda bir türlü eline geçiremeyeceğini sandığı sevgilisiyle doymuş hale gelen bir mutlu aşık durumundaydı. İnsanların ciddi mutlulukları hep istemelerindeydi. İstekler doyumla söndürüldüğü vakit hayatta lezzet kalmıyordu. Şimdi o saatte İstanbul'da o kadar çok aç vardı ki kendini bugün onlardan 5-6 kişinin yiyeceğini yalnız başına karnına doldurmuş olmak cinayetiyle suçlu buluyordu. İnsanların en insaflısı, en adaletlisi her şeyde böyle son derece doyum haline geldikten sonra mı kendi gibilerin, muhtaçların acılarını düşünebiliyordu? Acaba ömründe bir kere olsun böyle sevdiği yemeklerle doymak fırsatına ermemiş bir adam var mıydı? Varsa bile işte kendisi bu cinsten bugün ayrılıyordu. Her yanını saran gevşeklikten zihnini kurtarmaya uğraşmak niçin o kadar yemiş olduğunu düşünmek istedi. Ölmek için yemişti ama neden hala sağdı? Bunu düşünerek bir tabak daha kaymaklı baklava ısmarladı. Ağır ağır bir lokma aldı, güçlükle yuttu. İştahının son derecesini zorlamak için yarım kadeh şampanya içti. İkinci lokma bir gülle ağırlığıyla boğazında durdu. Pek çok aşların hayallerini dolduran lezzetiyle çok ün almış olan bu nefis yemek, şimdi ona yutulmayacak kadar ağır ve bulantılı geliyordu. Bu son lokmanın yüküne midesi dayanamadı. Yüzü morardı. Gözlerinin önünde bütün eşya berraklığını kaybetti. Göğsünün içinde bir şey yırtılarak bir sıvının taştığını duydu. Tatlı bir kayışla bir boşluğa uçar gibi oldu. Ufak bir çarpışmayla sessiz sedasızca tatlı tabağının üstüne devrildi.
Avurtlarının içi kaymaklı baklavayla dolu ve dudaklarının etrafı şampanya köpükleriyle çevrili olarak ağız tadıyla bu ölümlü dünyanın yolsuzluk, ahlaksızlık, açlık acılarına veda etti. Sarılığıyla ölüm yüzünü sardı. Nasip Bey şimdi içi yemek dolu bir kadavra olmuştu. Böyle kıtlık yıllarında bu kadar yağlı, ballı bir ölüm her kula nasip olmayan mutluluklardandı. Polise haber gitti, polisler, doktorlar geldi, muayene ederek ölenin kalp sektesinden gittiğini rapor verdiler. Kim olduğunu anlamak için cesedin ceplerini yokladılar. Değerli hiçbir şey ve 10 para bulamadılar. Yalnız bir kağıt parçası çıktı. Lokanta sahibi uğradığı zararın kimin tarafından ödeneceğini anlamak telaşında çırpınarak şöyle diyordu. Canım efendim, bu acayip adam masa başında kalbi durmasaydı hesabını nasıl ödeyecekti? Merakım bu. Üzerinde çıkan kağıtta şu satırlar vardı. Hele çok şükür açlıktan ölmediğim, kimseye kötü örnek olmak istemem. Ama bu ölümün hoşluğunu nasıl inkar edeyim? Yıllarca süren bir açlığı böyle tımtıkız ve nefis bir toklukla taşlandırıp ahireti boylamak, Amerikalıları bile icat fikrime hayran edecek bir yeniliktir. Haram yemeklerle karın şişirerek öbür dünyaya gitmekteki cezayı düşünen kaba sofular olabilir. Bu önemli konu sual-cevap melekleriyle benim aramda görülecek bir davadır. O meleklerin sorgularından önce benim onlardan soracak o kadar ince sorularım var ki, cesaret edebilirlerse karşıma çıksınlar. Bu yağma, bu çapul, bu kapan kapana zamanında helal haram ne kelime. Ben ömrümde bir kere beleşten karın doyurdum. Buna karşı da hayatımı diyet verdim. Bu işin tekrarlanmasına da artık imkan kalmadı. Bütün ömürlerindeki işleri haram yemekten başka bir şey olmayan bu kadar insan var. Onlara bakınız. İşte hep o vicdansızlar helalleriyle kanaat edenlerin rızıklarını çalıyorlar. Doğru hesap edersek benim daha onlardan o kadar çok alacağım çıkar ki, hayatımın bu son yemeğine haram demeye utanırlar. Lokanta sahibiyle mutlaka helalleşmek gerekliyse ona söyleyiniz, beri gelsin. Şu anda gözlerimden maddiyet perdeleri kalktı. Berrak billur bir şişe gibi her şeyin içini görüyorum. Patronun kalbini de önüme açılmış bir yalan dolan kitabı gibi, olduğu gibi okuyorum. Onun şimdiye kadar topladığı paranın guguklarını hep birden ortaya dökeyim mi? Oğullarına biriktirdiği sermayelerin, kızlarına verdiği çeyizlerin, Beyoğlu'ndaki apartmanların nasıl kazanıldıklarını anlatayım mı? Bu satırları gittikçe artan bir çarpıntıyla dinleyen ihtiyar lokantacı, bir ikinci kalp durmasına da kendi uğrayacak gibi mosmor kesilerek, ''Aman artık yetişir, okumayınız.'' dedi. Yedikleri bu adama benden yana kat be kat helal ve hoş olsun. Böyle bir ulu kişiye haram etmeye nasıl dil varır ki? Yalnız şunu rica ederim. Bu iş gazetecilerin ağzına düşmesin. Belki bunu örnek tutacak başka açlar bulunur.